はい、皆さんこんにちは、小島秀夫です。Geçen yıllar içinde Kojima her ne kadar Konami'nin hatır sayılan isimlerinden biri haline gelmişse de aslında Konami ile olan aşk-nefret ilişkisi çok farklı bir boyut kazanmış durumdadır. Konami'nin mali açıdan kötüye gitmesi de şüphesiz ki bu durumda bir etken. Aslında bence 2010 E3 fuarındaki bu fantastik saçma sapan sunum Konami'nin de dibe gidişini başlatan milat olmuştu. Bu nedir Allah aşkına? Bu nasıl bir sunumdu? Bu süreçte Kojima yine yeni projelere atılmak istediğini söyler. Ancak Konami tarafından gelen baskılara boyun eğer, yeniden yolları Metal Gear serisi ile kesişmek durumunda kalır. Yeni bir "Bu benim son Metal Gear'im" vakasıyla da biz oyun severleri karşı karşıya bırakır Kojima. ...2014 yılına geldiğimizde PC, PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4 ve Xbox One için geliştirilen açık dünya, gizlilik, aksiyon oyunu Metal Gear Solid 5 Phantom Pain'in ve Phantom Pain'e bir giriş niteliğindeki Ground Zero'sun duyurusunu yapar. Ah Kojima-san, ah söyleyin dostlar, hangi sesi tercih edersiniz? Evet, Kojima-san büyük eleştirilere sebep olan bir karar vermiş ve tam 1998 yılından beri 8 oyun boyunca Snake karakterine kan, can veren, Snake'i Snake yapan sesi David Hayter'ı bir kenara atmış, 24 dizisinin yıldızı Kiefer Sutherland ile anlaşmıştır. Kojima bu tercihinin sebebini şöyle açıklıyor. Fox Engine'in yüz ifadesi teknolojisinden sonuna kadar yararlanmak istedi. Artık sadece bir ses aktörüne değil, hem ses hem de Snake'in yüz hareketlerini de başarılı bir şekilde canlandırabilecek gerçek bir aktöre ihtiyacımız vardı. Ve Kiefer Sutherland de bu isteklerimizi tamamen karşıladı. Ancak bu açıklamada şöyle bir çelişki mevcut. Oyunun Japonca sürümünde Snake'in seslendirme aktörü olan Akio Otsuka, 1998 yılından bu yana Snake'in Japonca seslendirmesinde yer alan bir seslendirme sanatçısı. Snake gibi daha pek çok oyun karakterine de ses vermiş bir isim olan Otsuka, Ground Zeroes ve Phantom Pain'de yer almasına rağmen David Hayter yer almıyordu. My dad got transferred overseas and it was a really excellent experience actually. I was really grateful for it. David Hayter'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya da bakarsak, Kojima'nın bu seçiminin altında yatan sebebin de pek Kojima'nın açıkladığı gibi olmadığını söyleyebiliriz. Zira Hayter'ın yaptığı açıklamaya bakarsak, Kojima Metal Gear Solid 3 projesinde de kendisiyle çalışmak istememiş. Büyük hayal kırıklığı yaşadığını belirten David Hayter, Kojima'ya da vermiş veriştirmişti. Bu tartışma uzar gider. Halen Kojima'nın bu seçiminin sebebini bilmiyoruz. Ancak bildiğimiz bir şey var ki, Kiefer Sutherland'in fena olmayan performansına rağmen David Hayter olmadan Snake karakterinin çok şey kaybettiğini söyleyebiliriz. Peace Walker olayının üzerinden bir yıl geçmiştir. Snake, Paz'ın ölmediğini, Skullface ve ona bağlı XOF birliklerinin elinde Küba'da esir tutulduğunu öğrenir. Paz'a kalbi duygular besleyen Chico, Paz'ı kurtarmaya çalışırken yakalanmış, çeşitli işkencelere maruz kalmıştır. Skullface, Zero ile yüz yüze görüşebilen tek casus olan Paz'dan Zero'nun gizlendiği yeri öğrenmek ister. Zero ile olan gayri resmi bağını ortadan kaldırmak istemektedir Skullface. Ki bu bağ Phantom Pain'de az da olsa değineceğiz. Bu sırada Skullface, Chico'yu Snake'e bir yardım çağrısı atması için zorlar. Snake ve Miller çağrıyı alır. Bunun bir tuzak olduğunu düşünmelerine rağmen
çağrıyı değerlendirip bir kurtarma operasyonu yapmaya karar verirler. Snake, Küba'da bulunan bu askeri tesise sızmayı başarır. Önce Chico'nun olduğu yeri tespit edip onu kurtarır ve kurtarma helikopterine taşır. Ardından Paz'a ulaşan Snake'in yüreği cız eder. Çünkü Paz işkence görmüş, harap ve bitap durumdadır. Paz'ı da tutulduğu hücreden çıkartıp kurtarma helikopterine taşır. Ancak Paz'da bir gariplik olduğunu çok zaman geçmeden fark ederler. Zira Paz'ın karnına yerleştirilmiş bir bomba vardır. Bomba acilen bulunduğu yerden çıkartılmalıdır. Anestezi olmadan oldukça kanlı ve acılı bir operasyonla bomba çıkartılıp helikopterden atılır. Mother Base'e dönüşte onları kötü bir sürpriz beklemektedir. Scarface, Mother Base'e saldırmıştır. Snake ve beraberindekileri taşıyan helikopter, düşmanlarla çatışan Miller'ı kurtarmak için ağır saldırı altındaki Mother Base'e iner, ancak düşmanın sayısı oldukça fazladır. Miller'ı kurtarıp kaçış için helikopteri zor da olsa geri dönerler. Kaz, yıllarını harcayıp oldukça güçlü hale getirdikleri Mother Base'in yerle yeksan olmasından oldukça sinirlidir. Ve her şeyin sorumlusu olarak Paz'ı görür. Helikopterde baygın yatan Paz'ı sarsar, kalk ve konuş seni kötü pis kadın der. Paz uyanır, şaşkın etrafına bakınır ve bir bomba daha var diyerek kendini helikopterden aşağı bırakır. Büyük bir patlama meydana gelir. Snake ve beraberindekilerin bulunduğu helikopter patlamanın da etkisiyle XOF helikopteriyle çarpışır ve ekran kararır. Ground Zeroes'ta oyuna girdiğimiz ilk an göze ilk batan şey muazzam grafikler. Kontrol dinamiklerinde Peace Walker'ın geliştirilmiş bir hali diyebiliriz Ground Zeroes için. Yani yine çok akıcı ve rahat bir Snake kontrolüyle karşı karşıyayız. Adeta Peace Walker'da karşımıza çıkan yenilikler bir üst seviyeye çıkartılmış, Snake'in animasyonu neredeyse kusursuz hale getirilmişti. Yapay zekaya gelirsek, yapay zeka da yine gelişen teknolojiyle daha koordine hareket ediyor, kafasında sadece ünlem yanan, ayak izlerine bakıp takip eden askerler yerine daha gerçekçi ve zorlu, organize hareket edebilen bir yapay zeka karşımızda. Ground Zeroes'un çıkışıyla birlikte beklentiler artmış, Metal Gear severleri ve tüm oyun dünyasını büyük bir merak ve sabırsızlık dalgası sarmış durumdadır. 2015 yılına gelindiğinde Metal Gear Solid 5 Phantom Pain'in çıkışına çok az bir süre kala Konami ve Kojima arasındaki gerginlik artık iyice ayyuka çıkmış, ipler kopma noktasına gelmiştir. Konami, Kojima'nın adeta imzası haline gelen Hideo Kojima Game ibaresini oyunun kapaklarından kaldırmıştır. Artık Kojima'nın Konami ile olan bağlarını her an kopartacağı beklene dururken tam da bu dönemlerde Kasım 2015'te beklenen gün gelir, Kojima'nın bu benim son Metal Gear'im dediği Metal Gear Solid 5 Phantom Pain nihayet oyun severlerle buluşur. Helikopter kazası üzerinden tam 9 yıl geçmiştir. 9 yıl komada yatan Snake, tek gözünü hastanede açar. Yer, zaman, mekan karmaşası yaşar. Ulan böbreği mi çaldırdık acaba diye düşünür. Ancak daha kötüsü olmuş, sol kolu kazada kopmuştur.
Doktorundan aldığı bilgilere göre vücudunun pek çok yerinde, kafatası da dahil, şarapnel parçaları vardır. Özellikle kafasında bulunan parça çok risklidir. Yaşananları idrak etmeye çalıştığı sırada hastaneye baskın düzenlenir, doktor gözlerin önünde boğazlanırken bütün hastalar teker teker öldürülür. Snake, oda arkadaşı İsmail'in de yardımıyla hastaneden kaçmaya çalışır. Ancak bu hiç de kolay olmayacaktır, zira ahanda bu alevli abi peşlerine düşer. Snake, İsmail'in son anda imdada yetişmesiyle alevli abinin gazabından kurtulur. İkili ambulansla kaçmaya başlarlar. Ancak kaza yaparlar, Snake ambulanstan zor da olsa çıkar. Ancak İsmail buhar olmuş. Olayların gerçek mi, hayal mi olduğunu kavrayamayan Snake'i olay yerinden Ocelot kurtarır. Ancak alevli abi peşlerine düşer. Ocelot ve atıyla yarım yarım yardırıp olay yerinden kaçarlar. Ocelot Snake'e Miller'ı kurtarması gerektiğini söyler. Ulan daha 5 dakika önce mis gibi hasta gömleğimi giymiş efil efil yatıştaydım diye aklından geçirse de can yoldaşı, sağ kolu Miller'ı Afganistan'da tutulduğu yerden kurtarmak ve dağılan, yerle bir olan Mother Base'i yeniden kurmak için Snake harekete geçer. Now go. Let the legend come back to life. Oyunun ilk görevi de bu şekilde başlar. Snake, Afganistan'da dağların, çöl rüzgarlarının arasında bir Rus askeri üstüne sızar. Derbeder bir haldeki Miller'a ulaşır ve onu esaretten Gus, it's me. I'm here to get you out. Snake. MSF'i, yani yeni adıyla Diamond Dogs'u kurmak için yeniden birlikte çalışacaklardır Miller'la. Oyunun temel gidişatı Diamond Dogs'a adam kazandırmak üzerine, ancak Kojima'nın klasik formülü bu oyunda da karşımıza çıkıyor. Yani elimizde yine bir adet gizemli kötü Skullface. Bir adet dev Metal Gear. So that's the Metal Gear he built for the Soviets. Impossible. It can't be active. Bir adet insanlığı tehdit eden büyük tehlikeyi de oyuna ekledik mi, formül tamam. Bu oyunda insanlığı bekleyen tehlike olarak karşımıza nükleer felaket yerine bir biyolojik silah diyeceğimiz Vocal Cord Parasite çıkıyor. Skullface'in ele geçirdiği virüs, etki ettiği lisan konuşulduğunda aktif hale gelen, bulaştığı insanları adeta zombiye çevirip sonunda ölüme kadar götürebilen bir biyolojik silah. Venom Snake, bir yandan Diamond Dogs'a asker kazandırıp Mother Base'in sınırlarını genişletirken, bir yandan da Afganistan ve Afrika'daki Skullface etkinliğini azaltmaya çalışır. Skullface, Salantropus adında nükleer silah yüklü Metal Gear'ı kullanıp yeni bir soğuk savaş başlatmak istemektedir. Daha sonra dinlediğimiz kasetlerden de öğreniyoruz ki Skullface Zero'nun adamıdır. Zero, Fox Unity kurarken aynı zamanda ExoF'i de kurmuştur. Zero, Fox'la dünyaya sempatik görünmeyi hedeflerken ExoF'i ise pis işlerini yaptırmaktadır. Ancak Skullface Zero'nun ipredinden kurtulmak ister ve Zero'ya savaş ilan eder. Bu amacında ona alevli bir abi Man on Fire ve Third Boy adındaki paranormal yetenekleri olan bir çocuk da yardım etmektedir. Psişik güçleri sayesinde Man on Fire ve Salantropus'u da kontrol edebilen Third Boy, aynı zamanda Metal Gear 1'den tanıdığımız Psycho Mantis'in ta kendisidir. Man on Fire da Snake Eater'dan hatırladığımız Volgin'dir. Aslında ölmüş olan Volgin, The Third Boy'un psişik güçleri sayesinde bir şekilde kontrol edilmektedir. Bu kontrolün kaynağı, Volgin'in Snake'e olan öfkesidir. Oyunda karşımıza çıkan bir diğer önemli karakter de Eli.
Eli bir çocuk asker ve Afrika'da bir çocuk asker grubunun da lideri. Snake, kendisine aşırı uyuz olan psikopat çocuk Eli'yi ensesinden tuttuğu gibi Mother Base'e götürecek, ancak Eli hiçbir şekilde işbirliğine yanaşmayacak. Tam bir atarlı ergen. Snake Afrika'dan Afganistan'a, Afganistan'dan Afrika'ya savrulurken o üs senin, bu üs benim, o görev senin, bu görev benim, görevden göreve koşar, kendine evcil hayvan edinir. D-Dog'un görevlerde oldukça işimize yaradığını da belirtmeden geçemeyeceğim. Yine görevlerden birinde zor da olsa Quiet adlı insanüstü güçleri olan bu hanım kızı da ekibine katar. Quiet da ileride oldukça işimize yarayacak bir diğer partnerimiz olacaktır. The Devil's House. Earphones embedded in people. Scarface'in izini Afrika'da süren Snake, Vocal Cord Parasite virüsünü geliştiren Cold Talker'ı ele geçirmelidir. Ancak bu görev o kadar da kolay olmayacaktır. Snake, Skull askerleriyle yüz yüze gelir. Bu bir acayip keskin nişancılarla kapışmak zorundadır. Skull askerlerini haklayıp yoluna devam eden Snake, Cold Talker'ın bulunduğu villaya sızar. Cold Talker'la kısa bir görüşme yapıp onu kurtarır. Ancak dönüşte işler yolunda gitmez, helikopterleri düşer ve etrafları bir başka Skulls ekibi tarafından çevrilir. Zor da olsa Skulls ekibini haklayıp Cold Talker'ı Mother Base'e götüren Snake yeni bir tehlikeyle karşı karşıya kalır. Zira Vocal Cord virüsü Mother Base'de yayılmıştır. Onlarca asker bu virüsün etkisiyle ölmüştür. Cold Talker salgının önlenmesi için işbirliği yapacaktır. Vocal Cord Parasite virüsü yerel Afrika dili Kikongo'yu kullanan askerler nedeniyle Mother Base'de yayılmıştır. Cold Talker bir panzehir geliştirir ve bu panzehir kullanılarak Mother Base'deki salgının önüne geçilir. Skullface'in Afrika'yı Vocal Paradise'ı test etmek için bir laboratuvar haline getirdiğini öğrenen Snake, Skullface'e iyice bilenir. Skullface, virüsü İngilizce konuşulduğunda aktif hale getirmek ve virüsün etki alanını olabildiğince büyütmek istemektedir. Skullface'in izini süren Snake, hedefine oldukça yaklaşır. Ancak Skullface hazırlıklıdır. Snake'in etrafı XOF askerleri tarafından çevrilir. Scarface ve Snake, Sahelanthropus'un bulunduğu üste doğru birlikte bir jeep yolculuğuna çıkar. Scarface ve Snake'in yol arkadaşlığı yaptığı bu anlarda Scarface'in amacına ve kim olduğuna dair ayrıntılara da sonunda kavuşuruz. Scarface bir savaş mağdurudur. Ana vatanında çıkan savaş hem vatanını hem de konuştuğu lisanı elinden almıştır. Ve lisan bir insanın vatanıdır. Geçmişi, vatanı, kimliği elinden alınan Scarface'in elinde sadece gelecek vardır. Ve gelecek intikam demektir. Dilini, kimliğini, vatanını elinden alanlara aynısını yapmak ister. Ve bunu kullanacağı silah da İngilizcedir. Yolculuğun sonunda Sahelanthropus'un bulunduğu hangara gelirler. Scarface, sen benim sayende hayattasın ve o da senin sayende diyerek Psycho Mantis'e göster ona der ve Man on Fire ortaya çıkar. Ancak işler bir süre sonra kontrolden çıkar. Snake'in üzerine doğru gelen Man on Fire bir anda durur ve geri yürümeye başlar. Man on Fire'ın kontrolünü bırakan Psycho Mantis, Sahelanthropus'un kontrolünü ele geçirmiştir. Psycho Mantis'in kontrolündeki Sahelanthropus, Skullface ve adamlarının üzerine doğru ilerlemeye başlar. Tabii ki Skullface olanlara bir anlam veremez. Ancak olayların şöyle bir açıklaması vardır. Psycho Mantis'in bu davranışının sebebi Eli'dir.
Eli çok yakınlarda bir yerde helikopterde bulunmaktadır. Mental kontrol gücünü öfkeden alan Psycho Mantis, Eli'nin yoğun öfkesini hissetmiş ve Sahlantropus'un kontrolünü ele geçirmiştir. Zira Eli'nin Big Boss'a duyduğu öfke, Skullface'in Zero'ya duyduğu öfkeden çok daha büyük ve yoğundur. Psycho Mantis'in dolayısıyla Eli'nin kontrolündeki Sahlantropus, Snake ve Skullface'in peşine düşer. Sahlantropus tehdidi tüm heybetiyle Snake'in karşısında durmaktadır. Geçmiş Metal Gear oyunlarını göz önüne alırsak, vasat diyebileceğimiz bir Metal Gear savaşından sonra Snake, Sahlantropus'u durdurmayı başarır. Sahlantropus daha sonra Mother Base'e götürülecektir. Psycho Mantis'in desteğinden dolayısıyla Man on Fire ve Sahlantropus'tan yoksun kalan Scarface'in işi bitmiştir. Rifles in missing hands. We stand tall on missing legs. We stride forward on the bones of our fallen. Then, and only then, are we alive. This pain is ours, and no one else's. The secret weapon we wield. Out of sight. Scarface tehdidi ortadan kalkmış, Sahlantropus ele geçirilmiştir. Tüm güç dengelerini değiştirecek bu silah Diamond Dogs'un elindedir. Gururlu, mağrur bir konuşma yapan Miller, hikayenin sonunun mutlu sonla bitmeyeceğini de hissetmiştir. Sahlantropus will unleash that thirst unto the future. Those were his last words. Cause. Pretentious to the end. Still. Doesn't feel like this is over. And I'll never be whole again. I told them. Eli, Mother Base'den firar eden çocuk askerlerin ne olduğunu öğrenmek isteyen Ocelot tarafından sorguya alınır. Tabii ki atarlı ergenimiz konuşmaya pek niyetli değildir. Lafı eveler, geveler, bu sırada beklenmedik bir şey olur. Evet, Sahlantropus sorgu odasına dalmıştır. Eli, pilot kabinine atlar, elveda baba, artık sana ihtiyacım yok der ve beraberinde Psycho Mantis, çocuk askerler ve Sahlantropus'u birlikte ufka doğru gider, gözden kaybolur. Evet, bu olaylardan sonra anlıyoruz ki Eli aslında Liquid Snake'in ta kendisidir. Dolayısıyla babasından nefret etmektedir. Eli'nin yani Liquid Snake'in planı işlemiş, Scarface ortadan kaldırılmış ve Sahlantropus'un hakimiyeti de Liquid Snake'e geçmiştir. Oyunun finaline doğru yaklaşırken Mother Base'de bir salgın daha olur. Ve Big Boss, virüs kurulduğundan şüphelendiğin tüm askerlerini tek tek öldürmek zorunda kalır. Bu psikolojik olarak oldukça güç görev sonrası, Snake kendisiyle bir iç hesaplaşmaya girer. Aynada yüzü gözü kanlar içindeki görüntüsüyle baş başa kalan Snake'in hafızasında bir şeyler canlanır. Bu noktada oyunun prolog kısmına dönüş yapıyoruz. İlk bölümü tekrar oynayıp Big Boss'ın derin hafızalarında yolculuğa çıkarken yolculuğun sonunda büyük bir sürpriz de bizi beklemektedir. Büyük sürpriz de şudur. Meğerse Snake, Snake değilmiş. Evet,
9 yıl önce helikopterde yaşanan patlama sırasında orada bulunan ve patlama anında Big Boss'un önüne kendisini atan bir asker, yani tüm oyun boyunca kontrol ettiğimiz karakter, yüzü estetik bir operasyon sonucu Snake'e benzetilen ve yıllar süren telkin ve hipnoz seansları sonucunda kendisinin Snake olduğuna inandırılan bir başka askerdir. Gerçek Snake ise hastaneden kaçışta kendisine yardım eden İsmail'den başkası değildir. Gerçek Snake yeni bir dünya hayalinin peşine düşerken Snake'in Phantom'u yani hayaleti Venom Snake ise tüm okları üzerine çeken isim olacaktır. You've written your own history. You're your own man. Aynada kendisiyle baş başa bıraktığımız Venom Snake, derin hafızalarına olan yolculuğunu tamamlar. Big Boss'ın kendisine bıraktığı son mesajı dinler. Big Boss, sen bensin. İkimiz de aynıyız. Sana teşekkür ediyorum. Artık kendi adamlarına sahipsin ve kendi tarihini yazabilirsin der. I am you and you are me. Carry that with you wherever you go. Thank you, my friend. From here on out. Venom Snake aynaya, kanlar içindeki yüzüne bakar ve suratında pis bir gülümseme belirir ve karanlığa adeta Darkseid'i doğurur. Oyunun sonunda Miller ve Ocelot arasında geçen şu konuşmadan ve daha sonra kasetlerden de öğrendiğimiz kadarıyla anlıyoruz ki aslında bu plan Zero'nun planıdır. Big Boss'ın ölmesini istemeyen Zero, tüm okları üzerine çekecek ikinci bir Big Boss yaratma planını kendisi kurgulamış, Ocelot ve kısmen de Miller'ı bu plan doğrultusunda kullanmıştır. Evet, her ne kadar Zero'nun planı sonucunda ortaya iki tane Big Boss çıkmışsa da unutmamak gerekir ki bu dünyada sadece bir tane Big Boss'a yer vardır. Right. But more. Big Boss is building a nation. But until it's complete, we support the other Big Boss. The Phantom carries on his legend, his meme. That is Big Boss's plan. One of us will have to kill the other. Fine by me. I'll be ready for the new age. Until then, we'd better get used to coexisting. Hikaye anlamında Metal Gear severlerin beklentilerini karşılayamayan Metal Gear Solid 5 Phantom Pain'in seriye getirdiği yeni oynanış dinamikleriyle ise beklentileri oldukça karşıladığını söyleyebiliriz. Peace Walker'ın temel oynanış dinamiklerinin üstüne biraz cila çekilip sunulan Metal Gear Solid 5'te yan görevler, FOB ve Metal Gear Online gibi ana hikaye dışındaki içerikler oyunun oynanma süresinde oldukça uzun tutuyordu. Evet, gelelim eksilere. Sızacağımız üste yapacağımız operasyon hareket şeklinin tamamen bize bırakılmasıyla benden artı alan ancak neredeyse sıfır olan kapalı mekan sayısı, cansız çevre dinamikleri, tekrar eden yan görev yapısı, sürekli aynı şeyleri yaptığınız hissini sizde uyandırırken bu görevlerin zamanla fena halde sıkmasına sebep oluyordu. Üste sız, askerleri, tankları, topları, tüfekleri, ne görüyorsan full tonla belirlenen hedefleri ortadan kaldırıp üste geri dön. Neredeyse bütün yan görevler bu şekilde. Hatta ana görevler de bu şekilde diyebilirim. Ana görevler boyunca da bir Metal Gear klasiği haline gelen kaçış sahnelerinin olmaması, yine olmamış bir Metal Gear savaşı, hatta olmayan boss savaşları ve neredeyse hiç olmayan özgün soundtrackleri de sayarsak Metal Gear oyunlarını Metal Gear yapan pek çok öğeden yoksundu Metal Gear Solid 5 Phantom Pain. Thank you.
Metal Gear Solid 5 çıkışını yaptıktan sonra bahsettiğim bu eleştirilere ortak olan pek çok Metal Gear sever olsa da oyun severler tarafından beğenilen bir yapım olmayı başardı. Game Awards ödüllerinde yılın en iyi aksiyon oyunu ödülünü aldı. Kojima'nın ödül törenine gitmesini yasaklayan Konami artık iyice şeytan şirket konumuna geçerken Kojima-san da sonunda Konami'den ayrıldı ve kendi yapım şirketini kurdu. Sony ile ortaklaşa yeni bir proje üstünde çalıştığı müjdesini de verdi. Tam 28 yıllık bir efsaneyi, Metal Gear adını taşıyan onlarca oyunu tabii ki birkaç saate sığdırabilmek mümkün değil. Metal Gear evreninde belki sadece birkaç gezegen iniş yaptık bu videolarla. Kısa özetlerle oyunun genel temasına değindik. Kojima'nın yarattığı Metal Gear evreninin derin felsefesine çok az değinebildik. Hikayenin şöyle bir üstünden geçtik. Halen aydınlanamayan pek çok olay barındıran Metal Gear markası Kojima'nın ellerinden kayıp gitti. Bakalım Konami'nin elinde nasıl şekillenecek? Film delisi Hideo Kojima, yeni yapım şirketiyle yelken açtığı maceralardan nasıl hazinelerle geri dönecek? Çocukluk yıllarından itibaren bana eşlik eden, adeta benimle birlikte büyüyüp olgunlaşan Metal Gear efsanesi, Kojima'nın gidişiyle benim için de bitti. Bakalım Hideo Kojima, Metal Gear'in 28 yıldır taşıdığı bayrağı devralacak, yeni bir efsane yaratmayı başarabilecek mi? Bekleyip göreceğiz. Silence through the night. What a thrill. I'm searching and I'll melt into you. What a fear in my heart. But you're so efendim. Evet. Anlattıklarımın hepsine inandılar. Evet. Emirlerinizi bekliyorum. Alo. Efendim? Tüpçü burası. Tüpçü derken? Evet. Ya, tüpçü burası. Yanlış tamam.
Yanlış aradın. Kapatayım ben onu. Kapat. Sonra şey yapalım. Arayalım. Kapat, yazmasın çok. Kapat. Tamam. Sonra.